coğrafyası üzerinde yaşayan insanlarımızın köküne kökenine mezhebine bakmadan aynı acıyı paylaşan, aynı sevinci paylaşan, birlikte uyumlu yaşama kültürünü oluşturan, aynı kıbleye secdeden insanlar olarak, akraba millet olarak, büyük Türk milletinin mensubuyum diyebilme yürekliğini gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her insanımızı bağrımıza basmış bir davanın da mensuplarısınız aynı zamanda. Milliyetçi Ülkücü Hareket'in siyasi organizasyonu 46 yıl önce milletimize hizmet etmek düşüncesiyle kurum ve kuruluşunu tamamladığı anda hedef aldığı siyasi iktidar olma programı ve bu programı pratiğe geçirmek için dönemsel olarak günün şartlarına, zamana, zemine göre uyguladığı stratejiler ve eş zamanlı dünyadaki diğer devletlerin, diğer devletler bünyesindeki rejimlerin yaşadığı süreçler ve bu süreçlerin ülkemize yansımalarından en fazla etkilenen kurum da Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Sanayi devrimi diye ifade ettikleri toplumsal dönüşüm sürecinde insan gücüne dayalı üreten, ihtiyaçları kadar tüketen, ihtiyaç fazlasını da dışarı satıp ülkesine döviz getirme veya kendinde olmayan mamulleri getirme şeklinde başlayan dünyadaki devletler arası ilişkiler ve bu ilişkilerde ihtiyacı olanı kendi ülkesinin, kendi toplumunun ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir başka ülkede var olanı elde etme düşüncesi tarihin seyri içerisinde kimi zaman konvansiyonel silahlar kullanılarak devletler arası savaşa, kimi zaman da nükleer silahlar kullanılarak devletler arası savaşa sebep olmuştur. Temelinde o ülkenin insanlarını daha mutlu, daha huzurlu yaşatabilmesi, insanların ihtiyacı olan kendisinde olmayan kaynakları elde edebilmesi düşüncesi diye ifade edilen ve bizim neslinde emperyalist düşünce diye ifade ettiğimiz Allah'ın yarattığı insanların yaşama hakkına saygı göstermeyen, insanların uygulamadan nasıl etkileneceğinin hesabını kitabını yapmadan hedef olmak olan ülkeyi sömürme diye ifade edebileceğimiz soğuk savaş sürecini de hep beraber yaşadık. Devletler en küçük kabile bile devlet organizasyonu kursa hepimizin bildiği, tekrarında fayda gördüğü, yaşayan toplumların, milletlerin teşkilatlanarak oluşturduğu organizasyonlardır. Devletin asli görevi yönetmekle mükellef olduğu milletin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Birlikte huzur içinde yaşamasını sağlamaktır. O nesilden sonraki gelecek neslin de yaşayabileceği, sürdürülebilir bir düzeni sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Osmanlı'nın külleri arasında milli üniter bir devlet olarak kurulmuştur. Milletimizi yönetmekle görevlendirilmiştir. Milletimizin ihtiyacı olan yaşama hakkı, güvenlik, barınma, eğitim, sağlık, bir insanın ihtiyacı olan konularda ihtiyaçlarını karşılayabilecek organizasyonları da kurarak, kurumları da kurarak milletimize hizmet etmek düşüncesiyle oluşmuştur. Devletimiz kurulduğu andan itibaren devletin felsefesi kanımla canımla vatandaştırdığım
Anadolu coğrafyasında yaşayan insanlarımı mutlu, huzurlu, güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmem için insanların ihtiyacı olan konularda eğitimse eğitimimi ona göre planlamam lazım. Sağlıksa insanların sağlıklı olarak yaşamını sürdürebilmesi için neler yapmam lazım? Ulaşım ihtiyacını nasıl karşılamam lazım? Dünyadaki bilgi ve teknolojiye gerisinde kalmamak için neler yapmam lazım diye sayfalar dolusu sıralayabileceğimiz, yönetiminden sorumlu olduğu milletimizin ihtiyacını karşılamak üzere anayasasını belirlemiştir. Bu çerçeveye uygun milletimizin ihtiyaç hissettiği kanunlar, kararnameler, yönetmenlikler yapılabilir diye de ana çerçeveyi belirlemiştir. Anayasanın ana çerçevesi de Milliyetçi Ülkücü Hareket'in temel felsefesi olan kurulduğu günden itibaren de bu felsefeye uygun siyaset yapan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden hiçbir şart altında taviz verilemez prensibidir. Bu prensip uygulanabilir, sürdürülebilir ve milletimizin geleceğinin sigortası olarak kabul edilebilir noktada muhafaza edilip korunup kullanmadığı anda Anadolu coğrafyası üzerindeki insanlarımızın birliği, dirliği, huzuru ve milli üniter devlet yapımızın ilelebet, ebedi müddet devamı mümkün değil. Gerçeğe tarihte yaşadığımız uygulamalardan etkilenerek temel prensip haline getirilmiştir. Bu süreç neticesinde Soğuk Savaş döneminde yerli ve milli bir hareket olan Milliyetçi Ülkücü Hareket, bizlerin çocuk yaşta yer aldığımız, sonra alay eden Çocuk Partisi diye vatandaşlar arasında espri konusu yapılan Milliyetçi Ülkücü Hareket ve bu hareketin mensupları körpe omuzlarında devleti ebedi müddet düşüncesini kabul ederek milletine hizmet aşkından taviz vermeden hem eğitimini hem de idealine hizmet edebilecek iyi yetişmiş bir insan olma prensibini devreye sokarak hayatını sürdürmüştür. Bizden büyük ağabeylerimizin, kanaat önderlerimizin bilgi edinme noktasındaki basın ve yayında yeterli yazılan kitabımızın olmamasından kaynaklanan kanaat önderlerimizle yüz yüze görüşme dediğimiz seminer ve konferanslarda öğretilen değişmeyen bir şey vardı. Müslüman Türk kimliğinin kültürel özelliklerini koruyarak devletimizin ebedi müddet yaşaması prensibinden taviz vermeden, milletimizin birliğinden, dirliğinden taviz vermeden iyi yetişmiş insan olursak, yaşadığımız toplumun sevgi ve güvenini kazanır isek, çağın bilgisiyle donanır isek, hem vatan coğrafyamız üzerindeki insanlarımızın ihtiyacını karşılayacak hizmeti veririz, hem de bizden sonraki nesillerin mutlu ve huzurlu yaşayabileceği bir vatan coğrafyasının sigortası oluruz prensibi anlatılırdı. Bunları yapabilmemiz için de Nizam-ı Alem davası dediğimiz, İlahi Kelimetullah davası dediğimiz, Horasan erenlerinin ideal olarak takdim ettiği, sunduğu düşüncemizi, ana hedefimizi gerçekleştirebilmek için de Ülkü Ocakları dahil bütün birimlerimizde birinci sınıfta öğretilen bu ideale gidebilmek için önce güvenilir insan olacağız, toplumun sevgi ve güvenini kazanacağız, kurum ve kuruluşlarımız
güçlü olacak. Siyasi partimiz iktidar olacak. İktidar olan siyasi partimiz milletimizi mutlu, devletimizi kendisine karşı hasmane duygular besleyenlere karşı da caydırıcı güce sahip olacak. Önce kendi kendimize yeterli hale geleceğiz. Bölgemizde sözü dinlenir ülke olacağız. Daha sonra din kardeşlerimize, akraba topluluklarımıza yardım elimizi uzatacağız. Eğer aleme nizam vermek istiyorsak, Cenab-ı Allah'ın kelamını bütün dünyaya duyurabilmek istiyorsak, önce güçlü olacağız. Muktedir olacağız. Bölgemizde lider olacağız. Sözü dinlenir ülke olacağız. Prensibi hedefler hiyerarşisinde sık sık tekrarlanırdı. Bu prensiple yetişmiş kadrolar olarak Soğuk Savaş döneminde derlenip toparlanıp milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olduğumuz, milletimizin hizmetine iktidar olabilecek potansiyele sahip olduğumuz dönemlerde de aranızda o dönemleri yaşayan kardeşlerim de var. Mutlaka uluslararası güçler tarafından ve onların yerli işbirlikçileri tarafından camiamıza yönelik, milliyetçi ülkücü harekete yönelik ya darbe yaptırdılar, ya içeriden çadırı karıştırdılar veya mensuplarımızın toplum nezdindeki saygınlığını, itibarını sarsmak için itibarsızlaştırma stratejisi uygulayarak milletimizle olan sevgi bağımızı koparmaya, milletimizin sevgi ve güvenin sandığa oy olarak yansımasına engel olacak, şeytanın aklına gelmeyecek metotlar uygulandı. Bunu çoğu arkadaşımız, birebir yaşayan arkadaşlarımız var aramızda. Bu sürecin sonunda 12 Eylül sonrası derlenip toparlanış döneminde Cenab-ı Allah Milliyetçi Ülkücü Hareket'in siyasi organizasyonuna bir koalisyon bünyesinde hükümette yer almayı nasip etti. Koalisyon bünyesinde yer aldığı dönemde o günün Türkiye'sinin şartlarında memurun maaşını ödeyemeyecek durumda olan bir devlet daha önceki siyasi iktidarlar tarafından darmadağın edilmemiş hiçbir kurum kalmamış, işsizlik, aş problemi had safhaya ulaşmış, kısacası gelen tamirat ve tadilattan başka yapacağı bir şey kalmamış. Türkiye'nin manzarası buydu. Ama camiamızın manzarası daha vahimdi. Arkadaşlarımız cezaevlerinden çıkmış, iş yok, aş yok. Çocukları büyümüş, işi yok, aşı yok. Beklentiler çok yüksek. Ülkesi için ağır bedel ödemiş bir nesil ve bu neslin beklentileri herkesten fazla. Eldeki imkanlar yok denecek kadar sınırlı. Eldeki imkanlar da herkesin beklentisine cevap verecek durumda değil. Olanlar da uygulamadaki aksaklıklardan dolayı çoğu arkadaşlarımızın mağdur olmasına sebep olmuş. Beklentisi yüksek olan camiamız evindeki eşine yıllarını verdim, benim kıza bir iş bulamadın, benim oğlana bir iş bulamadın sisteminden bunalmış, bunalımının tepkisini arkadaşlarına, kurumuna yansıtmış. Velhasıl kar topu gibi herkes birbirini etkileyerek yuvarlak bir çığ haline dönüşmüş, yıllardır emek verdiği kendi camiasını sorgulayan, kendi penceresinden gördüğü kadarıyla kendine göre haklı gerekçeler üreten kadro arkadaşlarımız haline dönüşmüştür. Bunlar şunun için ifade ediyorum arkadaşlar. Yaşadığımız süreçler insan olarak bir bizim beklentimiz var. Bir de birlikte yaşadığımız toplumun, ailenin bizden beklentileri var. Biz
yaşadığımız olaylardaki imkansızlıkları, çaresizlikleri bilsek de bizden çok yüksek beklentisi olan eşimize, çocuğumuza, akrabamıza, komşumuza anlatmakta sıkıntı yaşadık. O sıkıntılı dönemin neticesinde de kırılan arkadaşlarımız oldu. Küskün arkadaşlarımız oldu. Sisteminin neticesi içine kapanan arkadaşlarımız oldu. Her bir arkadaşımızın kendine göre haklı gerekçeleri de oldu. Ama bir süre sonra İslam coğrafyasına yönelik, Orta Doğu'ya yönelik küresel güçlerin programının uygulanması noktasında o günkü hükümet Irak operasyonunu kabul etmediği anda Irak'ta operasyonu yapacak 12 Eylül'le başlayan Yeşil Kuşak projesinin devamı olan Büyük Orta Doğu projesinin turuvatı kim olur sorusunun cevabı olarak mevcut siyasi iktidar seçildi. Kısa sürede allandı, pullandı, topluma takdim edildi. Mevcut siyasi iktidar koalisyonun içi boşaltıldı. Koalisyon partilerinin bünyesinden doğumlar yaptırıldı. Devlet hazinesi sıcak para diye ifade edilen para bir gecede 5 milyar dolar gitti. Toplum algı operasyonlarıyla yönetildi. Ya ihtilal ya seçim alternatifinden birinin tercih noktasına getirildi. İhtilal olmadan, 28 Şubat'ın müdahalesi olmadan millet karar versin dendi, sandığa gidildi. Sandıkta da milletimiz yaşadığı sıkıntıların, acıların, beklentilerinin yerine getirilip getirmediğine göre o günkü siyasi partilere mesajını verdi. Büyük vaatlerle toplumun beklentilerine cevap vereceğini söyleyerek, İslami değerlerin koruyucusu olduğunu söyleyerek, ülkeyi çağlar üzerine sıçratacağını söyleyerek de o günün sıkıntısını yaşayan insanlarımızın zihninde oluşan algının oya dönüşmesiyle şu anki mevcut siyasi iktidar tek başına iktidar oldu. İktidar olduğu günden itibaren kendisi yeni bir ilave proje geliştirmeden o temeller üzerine iktidarını sürdürdü. Bu süreci hatırlatmak ihtiyacı hissetmemin sebebi şu. Aramızdaki bazı arkadaşlarla değişik zamanlarda bu konuları çok tartıştık. Ama geldiğimiz noktada bu arkadaşlarımızın da bizim de hemfikir olduğumuz bir şey var. Biz yerli ve milli bir hareketiz. Bu milletin özüyüz, sesiyiz. Bu milletin bağrından çıktık. Dışarıdan güdümlü değiliz. Birilerinin talimatına göre kurulmuş bir organizasyon değiliz. Birilerinin arzularını yerine getirmek üzere milletimizi aldatanlar da değiliz. Varoluş gayemiz belli. Bunca yıllık hareketimizin üstlendiği misyon, bu misyonun gereği olarak da geçmişte yaptığı hizmetler belli. Her birimiz fert olarak milletimize olan sevdamızın gereği, devletimizin ebedi müddet yaşaması arzumuz gereği, riyasızca inandığımız değerlere hizmet ettik. Her şeyin riyası olur, her zaman söylüyorum, ölümün riyası olmaz. İnandığımız değerler için ölümü göze alan bir nesiliz. Ülkemiz için en ağır bedeli ödeyen bir nesiliz. İşin siyasi boyutu ayrı, siyasi partilerin seçim dönemi vatandaşa vaatlerde bulunur, vatandaş gider oyunu verir veya vermez. Ama buradaki arkadaşlarımızın birlikte yaşadığımız atmosferde yaşanan ve yaşanacak olan problemlerin tek bir çözüm yeri olduğu gerçeğini bütün arkadaşlarımız bilir. O da iktidar olmaktır, muktedir olmaktır. İktidar olmadan
Düşüncelerinizi uygulama imkanı sizde olmadan vatandaşın beklentilerine cevap vermeniz mümkün değil. Türkiye'de estirilen algı operasyonu hırsızlığı ayyuka çıkmış, vatana ihaneti uygulamalarıyla her gün televizyon ekranlarında dizi film gibi izlenen, milletimizin gözünün içine baka baka alay eden bir siyasi yapı sorgulanmıyor, algı operasyonunun etkisinde kalınarak efendim Türkiye'de muhalefet yok ki deniyor. Rahatsızlıkların sebebi olan iktidar sorgulanmıyor. Ya bir şeyler yapın sana deniyor. Ne yapacağız? Yani yapmamız gereken nedir? Bir dönem hiç kimse bir şey yapmadı. Yapma yürekliğini gösteremedi. Körpe omuzlarımızda ülkemizin, milletimizin sorumluluğunu aldık. Ülkemizin bölünmemesi için, milletimizin devamlılığının sağlanabilmesi için canımızı verdik, hürriyetimizi verdik, en ağır bedeli ödedik. Biz bunları yaparken muhalefet yok ki propagandasını yapan şerefsizler ne yapıyordu? Ülkemizi bölmek isteyenlerle kapı arkasında kol kola beraber bize karşı mücadele veriyordu. Biz bedelimizi ödedik. Ülkemiz için sevdamızın, devletimizin devamlılığı için biz imtihanımızı da verdik. Asala'dan sonra yerine ikame edilen emperyalist güçlerin bölgemizi karıştırmak, terör vasıtasıyla devleti etkisiz kılmakla görevlendirdiği konvansiyonel nizamı ordu savaşlarının yerine yeni icat edilen ufak örgütler savaşıyla hedef ülkeleri yıpratma programının tetikçisi olan Asala'nın yerine ikame edilen PKK 30 yıldır dış güçlerin maşası olarak saldırılarına devam etti. Ama buna rağmen kardeş kavgasını çıkaramadı. Ne yapılması lazım? PKK'nın karşısına da bir güç çıkarılması lazım. Bunlara gibi gene veririz gazı ülkücülere. Süreriz sokağa. İkisi birbiriyle uğraşır. Ondan sonra da biz 12 Eylül'de yaptığımız gibi bunları hallederiz. İktidarın planladığı bu. Ülkücü PKK çatışmasını çıkartmak istemesinin temeli bu. Biz ülkemiz için mücadele verirken bu şerefsizler de kesesini dolduracak, din adına İslam dinine en büyük zararı verecek, toplumun değerleriyle oynayacak, kendilerine göre bir abone seçmen oluşturacak, saltanatına devam edecek. Bizim arkadaşlarımız da biz niye bir şey yapmıyoruz diye birbirini sorgulayacak. Değerli arkadaşlarım, bünyemizde yer alan, Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine inanan, milli üniter devlet yapımızı kabul eden, büyük Türk milletinin birliğini, dirliğini kabul eden, kökünü, kökenini, mezhebini sorgulamadan, aynı kıbleye secdedip, aynı acıyı paylaşıp, aynı sevinci paylaşan insanlarımızın birliğini kabul eden hiçbir arkadaşımız bir gerçeği milletimize anlatma noktasında sıkıntı çekmez. Biz ülkemize ihanet etmeyiz. Milletimize ihanet etmeyiz. Kişiler ayartılarak ülkesine ihanet eden, şerefsizliği diz boyu olmuş, çalan soyan, dini değerlerimizle alay eden, eşkıyayla masa başında federatif başkanlık sistemi örtüsü altında ülkemizi 36 parçaya bölmek isteyen haysiyetsizleri gündemine almıyor. Ya muhalefet yok ki, niye bir şey yapmıyorsunuz siz?
İkinci perde, ya kardeş çalıyor ama ben de faydalanıyorum bundan. Üçüncü perde, ya işte kredi kartı borcumuz var, ekonomik istikrar bozulur diyorlar. Almadığım maaş harcıyor. Dördüncü perde, ya sosyal yardımlar kesilir bu iktidar giderse diyorlar. Bu propagandayı yapanlar, bu propagandanın etkisinde kalanlar, günü kurtarıyorum derken çocuklarının geleceğinin nasıl bir ateşe atıldığının farkında olmayanlardır. Maalesef ortaya arkadaşımız dediğimiz tipler de katılıyor. Efendim televizyonda niye yoksunuz? Efendim niye işte sokakta değilsiniz? Türkiye'deki sistemin nasıl idare edildiğiniz hepimizden iyi bilir bu arkadaşlar. Yayın organlarının, kitle iletişim organlarının kimlerin tekelinde olduğunu, kimler tarafından beslendiğini, Türkiye'deki mevcut program kitle iletişim araçlarıyla algı yönetimi silahı kullanılarak yapıldığını hepimizden de iyi bilir. Milliyetçi Ülkücü Hareketi'nin mensupları doğruları her zaman her yerde söylüyor ama bu tip salonlarda söylüyoruz. Buradan dışarı Türkiye'nin canlı yayın yapan bütün araçları da burada olsa ekranda iki saniye görülmüyor. Bu gerçeği de bilir arkadaşlarımız. Biz bu camianın mensubuyuz. Sayın Başkanım biraz önce ifade ettiği gibi son bağımsız Türk Devleti'nin kurulduğu günden bugüne kadar dün Soğuk Savaş döneminde yapamadıkları terör örgütleri aracılığıyla yapamadıklarını, ekonomik kriz oluşturarak yapamadıklarını, darbelerle yapamadıklarını bugün anlayıp kullanıp Arap Baharı operasyonu Afrika sahilinde en son durağı Suriye'de bittikten sonra Anadolu coğrafyamız üzerinde Kürt Baharı örtüsü altında federatif başkanlık sistemini uygulayarak dört parçalı Kürdistan'ın Türkiye boyutunu da içine dahil ederek bir operasyon hazırlanıyor. Bu operasyon da çok güzel renklere boyanıp başkanlık sistemi Türkiye için en ideal rejimdir. Ekonomide hızlı kararlar alınır. Bürokrasinin hantallığından kurtulunur gibi milletin yaşadığı sıkıntılardan rahatsız olanların hoşuna gidecek renklere boyanarak meydan televizyon ekranlarında federatif başkanlık sistemine toplum alıştırılmaya çalışılıyor. Federatif başkanlık sisteminin tersten okunuşu milli üniter devlet yapısından vazgeçtim demektir arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünden vazgeçtim demektir. Büyük Türk milletinin 36 dilime bölünmesi demektir. Bu seçimler bu nedenle diğer seçimlerden farklı bir tablo ortaya çıkaracak. Sandıktan çıkan netice Allah esirgesin endişe duyduğumuz konuları pratiğe geçirecek bir tablo olarak çıkar ise biz antrenmanlı olduğumuz için gereğini yapma noktasında kimse bir şey demeden üzerimize düşeni yaparız ama bizden sonraki nesil kırıma uğrar arkadaşlar. Devlet yok olur, büyük Türk milleti diye bir millet bu Anadolu coğrafyasında yıllar süren kardeş kavgasının içerisinde dünya sahnesinden silinebilecek noktaya getirilir. Bu vatan coğrafyasının her tarafı hepimiz. Biz Suriye değiliz, Irak değiliz. Orada bölge sistemi var. Irak'ı 3 bölgeye ayırdılar. Suriye'yi 3 bölgeye ayırıyorlar. 1-2 sene sonra onu herkes bölgesine derler. Orada bir şekilde emperyalist güçler düzeni sağlar. Anadolu coğrafyası bu vatanın vatandaştıran Türk milletindir arkadaşlar. Kim kimi nereden nereye kovacak?
coğrafyasında Osmanlı'da ne varsa hepsi vardır. Kafkaslar vardır, Balkanlar vardır, Orta Doğu vardır, Anadolu vardır. Bu insanlar devletimiz kurulduğu günden beri birlikte yaşama kültürü oluşturmuşlardır. Kız almışlardır, kız vermişlerdir. Ticaretleri beraber olmuştur, eğitimleri beraber olmuştur. Cenazelerinde beraber ağlamışlardır, düğünlerinde beraber eğlenmişlerdir. Ve hiç kimse kökünden, kökeninden, dedesinden, ebesinden dolayı öbürünü dışlamamıştır. Dünyada eşi benzeri görülmeyen, 46 yıl önce bunu pratiğe geçiren de ülkücü harekettir. Ülkücüyüm diyene bir başka ülküdaşına memleketini dahi sormamıştır. Biz bunun sosyolojik olarak pratiğini yapan bir camiayız. Ve elimizdeki hassasiyet neydi? Herkes sahip olduğu kıymetlerle öğünün hakkına sahiptir. Ama bir başkasının sahip olduğu değerleri aşağılama, onu öteleme hakkına sahip değildir. Aynı kıbleye secde ediyorsak, Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorsak, bu vatanın vatanlaştırılması noktasında hassasiyetimiz hepimizde aynı ise, bizden sonraki nesillerin mutlu, huzurlu yaşayacağı bir toplumsal bütünlüğümüzü kabul ediyor isek, emperyalist güçlerin böl parçala yut oyununa alet olmayalım denirdi. Bu insanlarımız algı yönetimi silahının etkisinden kurtulamadıkları için tribün kültürüyle yönlendirildikleri için, gördüklerine göre tavır aldıkları için ve devletin imkanlarını üretmeden tüketen, aldığı kadarıyla yetinen, kendisini verene tabi olan abone seçmen dediğimiz sosyolojide abone seçmen kitlesinin içinde yer aldığı için mevcut yanlışları görse de, bilse de tavır alma cesareti kırılmış vaziyette. Yıllara süren operasyonlarla bu sindirilme sağlandı. Türkiye'de mevcut iktidar döneminde yapılan operasyonları bir hatırlayın, topluma yansıyanları hatırlayın. Silahlı kuvvetler başta olmak üzere devletin operasyon yapılmadı, kurumu kalmadı. Toplumda kanaat önderi diyebileceğimiz, toplum nezdinde saygınlığı olan insanlarımızı şöyle bir düşünün. Operasyon yapılmadı, insan kalmadı itibarsızlaştırma noktasında. Yasama organının geldiği noktayı düşün. Yargı organının şu anda yaşadığı durumu düşün. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kaç günlerdir yaşadığımız halini düşünün. Ve yürütmenin yakın tarihimizdeki icraatlarını düşün. Fiilen anayasa uygulanmıyor. Fiilen kanunsuz emir verilip uygulattırılıyor. Türkiye'de devlete ve sisteme olan güven aşamalı olarak sıfırlanıyor. Yapılmak istenen toplumun inandığı değerlere olan güveninin sarsılması bir süre sonra da aynı 12 Eylül öncesi şartlara hazırlayın. Talimatı neticesinde ya bu iş kötüye gidiyor, asker müdahale etsin, çağrılarının geldiği dönemi düşünün arkadaşlar. Şimdi de rejim değişikliği, ya yasama yok, yürütme yok, yargı eline sağlık, devletin kurumları var yok belli değil. Bu rejim zaten bizi idare edemez duruma gelmiş. Bir de onu deneyelim. Yağmurdan kaçarken doluya tutulacağını akla getirmeden bir de bunu deneyelim algısı oluşturuluyor. Anlatmak istediğim bu arkadaşlar. Türkiye'de savcı yok mu? Hakim yok mu? Anayasa her gün ihlal ediliyor. Anayasa suç işleniyor. Anayasayı korumak ve korumakla görevli yargı ne yapıyor?
hırsız suçüstü yakalanmış belgesiyle, bilgisiyle hırsızı yakalayan cezaevinde hırsız faiziyle beraber parasını aldı, saltanat sürüyor. Yargı karar veriyor, vay sen benim işime gelmeyen karar verdin diye yargı mensubu cezaevine giriyor. Yaşadığımız Türkiye bu. Algı operasyonuyla hem hükümet yetkilileri, hem medyadaki temsilcileri, hem de devletin kurumlarında görevli olup siyasi iktidarın memuru gibi davrananlar bu seçimlerde şeytanın aklına gelmeyecek metotla vatandaşımızın zihnini doğru düşünmesini engellemek için her türlü metodu uyguluyorlar ve uygulayacaklar. Siz de öyle kardeşimiz olarak görüşmek ihtiyacını biz hissettik. Yönetici arkadaşlarımıza, bütün arkadaşlarımıza, hem her meslek grubuna, her dönem arkadaşlarımıza söylediğimiz şu. Bizlerin milletimize ulaşacak yeterli kitle iletişim imkanı yok elimizde. Ama inanmış insan gücümüz var. İnanmış insanlarımız ülkemizin bu kritik sürecinde bilgilerini, tecrübelerini, yeteneklerini şimdi devreye sokmayacaklarsa ne zaman sokacaklar? Dünü tartışarak geleceğimizi karartan bu tehlikeye karşı birlikte tavır almamız gereken dönemde otun çöpün, tozun, geçmişteki bilmem neyin hesabı yapılmaz. Yapılması gereken bir tehlike olduğuna arkadaşlarımız inanıyorsa, bu tehlikenin durdurulması noktasında bugünkü dünya konjonktürü içerisinde sandık gücünün dışında hiçbir güçle bu tehlike önlenemez. Sandık gücünü elde etmemiz noktasında asimetrik şartlar var. Bizde edep var, ahlak var, Allah korkusu var. Milletimize olan sevdamız var. Yaptığımız davranışın bu değerlerimize zarar vermemesi prensibi var. Ama karşımızdakinin elinde kullandığı din adına İslam dinine en büyük zarar gören, tüy bitmemiş yetimin hakkını koruyacağım diye gelip çocuklarımızın da geleceğini çalan, suçüstü yakalanıp diyet borcunu ödemek için bölücülerle kol kola giren, anayasamıza göre vatana ihanet suçu işleyen ve milletimizi 36 parçaya bölmeye çalışan bir tehlike var iken, bu tehlikeyi de sandık gücüyle durdurma imkanı bugünkü dünya konjonktüründe başka bir imkan yoksa, sen ülkesini seven insan olarak taşıdığın sorumluluk, ülken için, milletin için, çocukların geleceği için taşıdığın sorumluluk, bir kişiyi etkileme gücün varsa etkile, 100 kişi ise 100 kişi. Sahip olduğun enerji neyse şimdi kullan. Yarınlarda ya şunu da yapsaydık acaba bu iş olmaz mıydı diye ömür boyu vicdan azabı çekeceğine, sahip olduğun imkanları, enerjini şimdi kullan. Seçim dönemi yapılacak şey bu tehlikeyi durdurabileceğine inandığın, neye inanıyorsan, kime inanıyorsan onu güçlendirmek. Bu zor bir şey değil arkadaşlar. Birbirimize felsefe yapma dönemi bu dönem değil. Aykırı düşünceler, sivri çıkışlar yapıp yaşadığımız toplumda ilgi odağı olma, tripleri yapma dönemi değil. 40 kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliriz. Bizler birlikte bir arada olduğumuz anda bütün samimiyetimle söylüyorum. Türkiye'de bizden başka güç yok. Ama birbirimizin müfettişliğini yapmaktan vazgeçelim.
yaramaz çocuklar gibi kendi kurumumuzun camını çerçevesini kırıp niye üşüyoruz diye sızlanmaktan vazgeçelim. Bu ülke hepimizin. Biz bu milletin mensuplarıyız. Bu vatan coğrafyasında yaşıyoruz. Burada yaşayacağız, çocuklarımız da burada yaşayacak. Ülkemizin geleceğini karartanlar, haysiyetsiz ve şerefsizce gözümüzün içine baka baka bu uygulamaları yapanları yargılayıp sandıkta cezasını vermek yerine birbirimizle yarışmanın, birbirimizi teraziye koyup tartmanın sırası değil. Neyse koyuz. Bu nedenle her kademedeki arkadaşımdan, bu milletin mensubu olan her kardeşimden, eğer Cenab-ı Allah'ın varlığına, birliğine inanıyorsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü prensibinin varlığını devam ettirmesini istiyor ise, vatan coğrafyamızın bölünmesine, milletimizin kardeş kavgasıyla darmadağın olmasına sebep olacak, girişimlerde ısrar eden, bunu da gizlemeden her gün meydan meydan dolaşarak toplumumuzu etkilemeye çalışan tehlikeyi sandıkta durdurma noktasında devreye girin arkadaşlar. Şimdi girmeyecekseniz ne zaman gireceksiniz? Bizim size ihtiyacımız var. İhtiyacımız olduğunu da söylüyoruz açık yüreklikle. Sandık gücü elde edilmeden kimse bizden mucize beklemez.